Muhterem kardeşlerimiz, Cenab-ı Hakk'ın her ayeti ayrı ayrı birer mesaj. Cenab-ı Hak hüden muttakin, Kur'an-ı Kerim takva sahiplerine bir rehber. Cenab-ı Hak bu kadar mahlukat arasında insanı mükerrem olarak, yani Allah'a yaklaşacak, dost olacak bir kabiliyette Cenab-ı Hak halketti. Mükerrem kıldı. Mükerrem olacak kabiliyetler verdi kul takva sahibi olacak. Cenab-ı Hak'ta dost olacak. Ve bu dostluk imtihandan geçecek. Ve bu cihanda bir mektep olarak kuruldu. Adem Aleyhisselam'dan bugüne kadar bu cihan dolup dolup talebeleriyle boşalıyor. Biz de şu zamanda biz varız. Bizden sonra ne kadar nesil gelecek o da meçhul. Kıyamette bu dershanenin hükmü kalkmış olacak bu cihan da infilak edecek. Yeni baştan bir düzen, sema da infilak edecek. Yeni baştan bir düzen kurulacak. Geriye dönüş de yok, telafi etme imkanı da yok. Çünkü Cenab-ı Hak akıl, izan, idrak veriyor. Peygamberler gönderiyor, suuflar kitaplar gönderiyor. Bu cihan ilahi bir azimet-i kudret akışlarının bir sergisi. Cenab-ı Hak kulluğun mükerrem olacak, mükerremlerin mükerremiz Cenab-ı Hakk'ın dostlarına inşa etti cennete layık hale gelecek. Cenab-ı Hak kullarını darus selamı davet ediyor. Ahseni takvim en güzel yaratılış haline gelecek. Yeryüzünde Allah'ın şahidi olacak. Yani dinin temsilcisi olacak. Peygamber de ona şahit olacak. Bize oradan gelecek. ebedi bir saadet olacak. Eğer yok aksi olursa, nefsane hayatın pençesinde pençesine düçar olursa, o zaman esveli safinin buyruluğu bütün mahlukatın en alt derecesine düşmüş oluyor. Cenab-ı Hak bizi yine meccanen insan olarak yarattı. Meccanen hadi esmasının tecellisi olarak Müslüman olarak Cenab-ı Hak hidayet verdi. Yine meccanen 124 bin küsür peygamberin en yücesini ümmet kıldı. Tabi bunlara karşılık bir mukabil istiyor Cenab-ı Hak. وَلَا تُمُنْتُنَّ اِلَّا وَاَنْتُمْ مُسْلُمُونَ Ancak Müslümanlar olarak can verin buyuruyor. Hidayet üzere yarattım, Müslüman olarak can vereceksiniz buyurmuyor. Sakın ha başka şekilde ölmeyin buyuruyor. وَلَا تُمُنْتُنَّ اِلَّا وَاَنْتُمْ مُسْلُمُونَ Ancak Müslümanlar olarak can verin buyuruluyor. Velhâsıl Cenab-ı Hak kullarını seviyor ve, ve, ve bu çok sevdiği kullarıyla dost olmak arzu ediyor. Dostluk müştereklikten kaynaklanır. Cenab-ı Hak müminleri kelime-i tevhidle dostluğa davet ediyor. Yani kelime-i tevhid yaşanacak. La ilahe kalpten yanlışlıklar Allah'tan uzaklaştırıcı her şey fucur kalpten silinecek kalp, gönül Cenab-ı Hakk'a tahsis edilecek. Ve hüve mahkum eyne mahkumtum. Cenab-ı Hak nereye gitsiniz Allah Celle beraberdir buyuruyor. Kalp daima ilahi müşahedenin altında olduğunu idraki içinde olacak. Hatta içinden geçenlerin de bir idraki olacak. Cenab-ı Hak ve benahnu akrobilehimin min hablil verit buyuruyor. Cenab-ı Hak şah damarından daha yakın olduğunu biliyor. Bütün içimizden geçenler, düşüncemiz Cenab-ı Hakk'a malum. Yaratan Cenab-ı Hak, bu da gayet tabi. Ebu Darda radıyallahu anh naklediyor, sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştu. Davud aleyhisselam şöyle dua ederdi. Yani bizim de bu duanın şumuluna girmemizi arzu ediyor. Davut Aleyhisselam'ın duası bir saadet reçetesi. Dua şu şekilde, Allah'ım senden seni sevmeyi. Birinci madde. Sevdiren Cenab-ı Hak. Faili mutlak Cenab-ı Hak. Cenab-ı Hakk'ın sevdirmesi lazım. Ancak Cenab-ı Hak kendisini sevdirse severiz. İkinci madde, seni seven kişileri sevmeyi sevdir. Allah'ın sevdiği kişileri sevmeyi sevdir Ya Rabbi üçüncü maddeye bağlanıyor. Senin sevgine ulaştıran ameli salihler ihsan eyle. Demek ki burada da bir mesai isteniyor bizden, kalbi bir mesai. Cenab-ı Hakk'ı, Cenab-ı Hakkı, Cenab-ı Hakk'ın bizi sevdireceği ameli salihlere gayret etmemiz. Bu da Kur'an-ı Kerim'de 258 yerde muhtelif kalıplarda takva olarak geçiyor. Yani kul, ilahi müşahedenin, ilahi kameranın altında olduğu daima kalpte idrak ve şuur haline gelecek. Efendimizin yeni bir duası Allah'ım senin sevgini bana kendimden senin sevgini Rabbimin sevgisine bana kendimden, ailemden ve soğuk sudan daha sevimli eyle. Tabi çöldeki yanan bir insanın soğuk suyu hasreti bunun hepsinden daha öteye eyle buyuruluyor. Yine bu dünya nasıl bir, bu dershanede na nasıl bir ders okuyacağız? Onun için de Efendimiz buyuruyor i̇bn Ömer radıyallahu anh'a, Ey i̇bn Ömer, Abdullah radıyallahu anh yani i̇bn Ömer, oğlu Hazreti Ömer'in, dinine iyi sarıl, dinine iyi sarıl, zira o senin hem etin hem kanındır. Dinini kimden öğrendiğine iyi dikkat et. Dini ilimleri ve, hüküm, ve hükümlerini istikamet ehli ayinlerden al, tahsil et. Sağa sola meyledenlerden alma. İbrahim Hakkı Erzurumi Hazretleri de Cenab-ı Hakk'ın muhabbetine varmak için Varmanın üç kerameti vardır buyuruyor. Buna fiili keramet. Birincisi, deryalar misali cömert olman buyuruluyor. Allah'ın muhabbetine. Hadis-i şerifte Davud Aleyhisselam, Ya Rabbi diyor, kendiniz kendini sevdir diyor. Senden seni sevmeyi buyuruyor. İbrahim Hakkı Hazretleri de bu üç tane istikametin olması lazım. Birincisi, deryalar misali cömert olman. Bu cömertlik sırf parada değil. Tabi o da mühim çok. İnsanın en kıymetliğini zaten ayetler, okunan ayetlere geleceğiz. Ve canını, malını, Allah'ın verdiği her nimetinin, her nimetinin cömertçe, Cenab-ı Hak uğrunda bezledebilme, cömertçe harcayabilme. Deryalar misal cömert olmak. İkincisi, Güneş gibi şefkatli olmak, güneşin aydınlatmadığı hiçbir kuytu yoktur. Üçüncü de toprak gibi mütevazi olmak. Bu üç vasfı alırsan en başta Allah'ın Allah seni sevmesine ulaşırsın buyuruluyor. Onun için bütün iyiliklerin kaynağı muhabbetin varlığıdır. Belki yaratılımın sebebimiz de budur. Kenzen mahfiyen hadisi var. Cenab-ı Hak marifetime muhabbet ettim. Yani kalpte sevilmeme ben muhabbet ettim buyuruyor ve yarattım, halk ettim buyuruluyor. Ya Cenab-ı Hak nasıl bir gönül istiyor bizden? Nasıl bir gönül dünyamız olacak? Bu kadar nimetler, hidayet nimeti, Kabına varılmaz bir nimet. Dünya ve ise, okyanuslar bile dünyada kalacak. Bak gerçek nimet hidayet nimeti. Bunun seviyesi ne olacak bizde? Cenab-ı Hak ne arzu ediyor? Onlar ayaktayken, otururken, yanları üzerindeyken her vakit Cenab-ı Hak'la beraber olurlar, zikrederler. İlahi müşahedenin altında onun idraki içinde olurlar. Bunun da göstergesi göklerin ve yerin yaratılışını derinden derine tefekkür ederler. Cenab-ı Hak semayı niye yarattı? Sonsuz, uçsuz, buçsuz bir sema. Bin bir türlü nakış ilahi azime tecelli Ve yeryüzü niye yarattı? Bu canı niye yarattı? Derinden derine tefekkür ederler. Rabbimiz sen bunu boşuna yaratmadın derler. Ne gökleri ne yeri boşuna yaratmadın. Seni tesbih ederiz, tenzih ederiz. Sen bizi cehennem azabından koru derler. Cenab-ı bu yürek alemimizin bu seviyeye gelmesini arzu ediyor. Bunun karşısında cennet var mukabilinde. Velhasıl hayat beşik ile tabut arasında metcezirler dolu bir koridor ve bir yolculuk. Hayat metrajı üzerine yazmayan bir makara. Nerede kopacağı belli değil. Dün de birçok mümin kardeşimiz vardı, dünyadaydı, bizim gibiydi bugün. Bugün onlar yok asıl bu onun için sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz bütün lezzetleri kökünden yok eden ölümü çok çok hatırlayın buyuruluyor. Yine Efendimiz buyuru Cebrail bana geldi. Tabi bize olan, Efendimizin şahsında bize ait. Ya Muhammed istediğin kadar yaşa mutlaka öleceksin. İstediğini sev mutlaka ayrılacaksın. İstediğin şeyle meşgul ol, amel et. Ancak onun karşılığını elde edeceksin. Müsbet veya minfi. Sen bil ki müminin şerefi geceleri kayım olmasında. O feyizden istifade etmek. İzzeti ise insanlardan müstahini olması yalnız Ya Rabbi, Ya Rabbi sen, Ya Rabbi sen, Ya Rabbi sen demesi. Velhasıl Cenab-ı Hak dostluk istiyor. Dostluk sevenin sevilenin de kendi hususiyetleri görmesinden kaynaklanır. Onun için bir kulda cemali sıfatlar tecelli edecek. O cemali sıfatlar Cenab-ı kul dost olacak. Başka çare de yok.